Bugün Fethiye Faralya'da bir köy evine konuk olacağız. Burası 100 yaşından daha yaşlı bir ev ama aslına uygun olarak restore edilmiş. Bu anlamda bizce çok özel bir ev olduğunu söyleyebiliriz. Evin sahibi Burcu Kanin şu an yanımda. Burcu Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim buralara kadar kalkıp geldiniz. Büyük bir mutluluktu. Biz biraz çekim öncesinde şöyle bir turladık ve gerçekten çok doğru bir karar verdik diye düşündük. Harika bir ev. Şimdi aslında oldukça büyük bir arazi üstünde konumlanmış. 600 metrekarelik bir arazi, evin içi de 120 metrekare. Bütün bu detayları karış karış gezip anlatacağız. Ama öncesinde bence birazcık sizi tanıyalım. İsmim Burcu Kanin. Güney Afrika'dan buraya geldim. 2020 yılında. Normalde Fethiye'de yaşıyordum. İlk zaman Fethiye'den Güney Afrika'ya göç etmiştim. Buraya geldikten sonra pandemi de arkamdan geldi. Geri dönemedim Güney Afrika'ya. Dolayısıyla bana bir ev ihtiyaçtı. Burada da virane aldığımız arsanın içerisinde 100 küsür yıllık oldukça yıpranmış bir ev vardı. Taş, kargir yapı denilen ev vardı. Benim hep hayalimdi burayı restore etmek ama bunu yapacak vaktim yoktu. Pandemi de bana bu vakti sağladı. Şimdi 2020 yılından beri ince ince buraların restorasyonuyla ilgileniyorum. Harika. Aslında duvarlarda böyle gerçek doğal taş dokusunu görüyoruz. Üzerinde birazcık işte sıva ya da işte kireç uygulaması var zannediyorum. Siz yaklaşık olarak 3 yıldır buradasınız. Evde de galiba böyle hani zaman zaman böyle aralıklarla hep böyle bir dönüşümden geçiriyorsunuz. Hala tabii, bir şeyler yapıyorsunuz. Bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor. Ev normalde 50 santimlik taş duvarlardan yapılmış bir ev. Eskiler zannedersem temel atmadığı için sadece tünel şeklinde temel açıyorlarmış. 50 santimlik taş duvarları da tamamen toprak kerpiç sıvalarla tutturuyorlarmış. Dolayısıyla evin dış cephesinde gördüğünüz üzere beyaz beton kullandım. Su yalıtımını korumak amaçlı yaptım bunu. İç kesimde de kerpiç sıva kullandım. Bunun için de Esenköy'den özel testi yapılan, ırbık testi yapılan kızıl toprak getirdim. Yayla köylerden de çürük saman, ahırlardan çürük saman toplattım. Onlarla beraber 2 hafta boyunca çizmelerimizle harcı hazırladık. İç kesimlerin bazı yerlerinde var. Mesela aşağı kattaki odada hiç kullanmadık. Oranın tamamen taş dokusu sabit duruyor. Çok güzel. Şimdi biz böyle işte tam Ölüdeniz'in en tepesinde Faralya Köyü'nde böyle kartal yuvası gibi bir evdeyiz. Bize öyle hissettirdi. Evet. Oldukça serin aslında normalde Fethiye merkeze göre burası. Evet, çünkü 300 biz rakamı. Dağdayız, Babadağ'dayız şu an. Fakat siz yine de açık yaşam alanlarını asla ihmal etmemişsiniz. Burada bu evin bahçesinde de son derece modern, konforlu, kendi içinde bir takım alanlar oluşturmuşsunuz. İşte havuz, yemek alanı, deybet yapmışsınız, otağa benziyor. Evet. Orada da birazcık detayları sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki de. Köylük bir yerde yaşıyoruz. Benim inanışıma göre, düşünceme göre ev sadece yatmadan yatmaya girilecek bir yer olmalı. Bu kadar doğanın, yeşilin içerisinde beton bir bina arası içinde kalmaktansa, dört duvar arasında kalmaktansa dış cepheyi daha aktif, daha kullanılır hale getirmek, keyifli hale getirmek benim için daha bir öncelikti. O yüzden de malum buranın Ağustos sıcağına mutlak bir havuz gerekiyordu. Diğer tarafta da şurada bizim oturduğumuz tiny, müştemilat olarak kullanılan tiny house'un üstüne de çok tatlı bir kuş yuvasından köşk yaptım. Evet, şimdi siz aslında ressamsınız. Aynen, evet. Orada bir seyir terası da var aslında. Evet. Hatta biz hani acaba bu seyir terasında hani kim bilir ne tablolar ortaya çıkıyordu falan diye düşündük ama siz orada son derece aslında etnik bir köşede oluşturmuşsunuz. Evet. Ancak bizim bize göre en çarpıcı nokta kuş yuvası oldu. Yani insanlar için bir kuş yuvası yapmış olmanız bence muhteşem bir fikir. Evet, normal şartlarda oraya yanlış bir çatı sistemi uygulamışım. Yani A şeklinde üçgen bir çatı sistemi manzaranın tamamen en can alıcı noktasındaydı. O çatıyı kaldırıp da oraya düz beton teras, bodrum evi gibi bir teras yapmak çok daha maliyetliydi. Evet. Ve ben de düşündüm böyle bir gene yık dök şeylerine girmektense Endonezya'da görmüştüm böylesi bir human nest.
Neden olmasın dedim ve bence çok da şirin oldu. Çok tatlı bir tiny house'un üstünde kocaman bir kuş yuvası. Hı hı. Orada sabah kahvaltısı yapmak, gün batımını seyredip kahve içmek gerçekten çok keyif oluyor. Şimdi burada böyle tatlı bir yemek alanı var. Evet. Ama bunun yanı sıra bir güneşlenme alanı da yaratmışsınız ve evet, şezlong atmışsınız oraya. Evet. Yukarıda da bizim dikkatimizi çeken yine böyle sazlarla çevrelenmiş mini bir bahçe var aslında. Siz evet, kendi tarlanızı da oluşturmuşsunuz. Evet. Burada terasta yemek yeme keyfi tabii ki de önemli. O yüzden buraya güzel bir 6 kişilik masa koydum. 2 tane de şezlong koyduk. Hani keyif yapmak için havuz sonrasında. Kuş yuvasının dışında bir de yan tarafta otantik bir yoga terasımız var. Orada da tam böyle gün batımına veya gün doğumuna nazır ya da ay ışığında yoga yapılabilecek güzel tatlı bir mekan oluştu. Bahsettiğinizde evin üst tarafındaki sebze bahçesi, hobi bahçesi gibi. Yani burada yaşayıp da dalından bir domates yememek ayıp olurdu diye düşünüyorum. O yüzden ben ve çocuklarım için ekip, dikip, üretmek önemli. Onlara da çekirdekten en küçük yaşta toprakla tanıştırıp üretmeyi, ekmeyi, biçmeyi ve emeği yerinde ancak bu şekilde öğretebilirdim diye düşünüyorum. Muhteşem düşünmüşsünüz diyoruz. Teşekkür ederim. Ve vakit kaybetmeden yavaş yavaş köy evimizin içine hadi giriyoruz. Gidelim. Şimdi burası bir ters dubleks dediniz. Çünkü evet, aslında bir kayanın üzerinde konumlandığı için evin burası düz ayak giriş ama bir tane de alt kat var aslında. Aynen. Normal şartlarda burası şu an gördüğünüz arka manzarada da göreceğiniz gibi bir vadi yatağının zirvesinde. Önü tamamen vadinin boşluğu. Arsanın da kotlu oluşu aynı şu şekildeki bir mail gibi düşünün. Arkadan tek kat, önden iki kat gözüküyor. Bu yan tarafa da iki evin arasına da havuz koyunca burası ister istemez kullanım şekli olarak ters dubleks oldu ve şu an biz üst katın balkon kısmındayız. Şimdi burası balkon gibi ama aynı değil, zamanda bir yatak odası, aynı zamanda bir yemek alanı. Yani kendi içinde bir yaşam alanı. Aynen. Bazı evlerin manzaraları güzeldir biliyorsunuz. Ama bu yatağın manzarası bence eşsiz. Kesinlikle. Çünkü burada yatan biri herhalde uyuyan güzel gibi uyanmak istemez diye düşünüyorum. Bir kurbağa prens gerekiyor herhalde. Çok güzel bir tarif. Çünkü yani inanılmaz bir manzara. Aynen. Karşınızda çam ormanları var. Belen Dağı'nın çam ormanları. Diğer tarafta tam böyle ilkokul çocuklarının resim dersinde yaptığı böyle köy manzarası resmi gibi bir köy manzarası var. Ve siz bunların hepsine kuş bakışısınız. Yukarıdan kartal yuvası gibi seyrediyorsunuz. Karşınızda Akdeniz. Ve ufuk çizgisinin bittiği noktada da Rodos Adası var. Hatta akşamları ya da puslu olmayan havalarda tamamen adayı da görebiliyorsunuz. Geceleri ışıklarını, gündüzleri de gölgesini silüet halinde. Ve güneşi tamamen o denizin ufuk çizgisine batırıyorsunuz. Gerçekten tarif edilemez bir manzara. Burayı o yüzden balkon olarak kullanmak istemedim sadece. Hem oda hem de balkon olarak iki amaca da hizmet etmesini istedim. Buraya bir korkuluk yapsam şu manzarayı tamamen bölecektim. O yüzden en güzeli cam diye düşündüm saydamlığıyla. Ve giyotin cam sistemi yaptım. Aslında bu şekilde de evin tarihi dokusunu modern çağın teknolojisiyle de birleştirmiş oldum. Konforuyla birleştirmiş oldum. Ve evin tek anahtara düşürdüm. Çünkü normal şartlarda bu evin bütün kapıları sokağa bakar şekildeydi. Bir gardiyanın anahtarlığı gibi bütün odaları kilitleyip elinizde koca bir anahtarlıkla çıkmanız gerekiyordu. Ama buraya giyotin cam sistemi uygulamasıyla evin dış kapısını sadece tek anahtara da düşürmüş oldum. Çok güzel. Elinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi de ilk odamız buradan hemen bu balkonun açıldığı mutfak olacak. Tamam. Şimdi tam anlamıyla aslında böyle aslına uygun bir mutfak görüyoruz. Hatta bu dolaplara işte yapılan o kumaş etekler dahi, pötükareli evet, etekler dahi bunun bir parçası. Burada en çarpıcı nokta aslında tabii tel dolabından işte diğer pek çok detaya kadar sizin bu mutfakta böyle nokta atışı yaptığınız çok fazla dekorasyon tercihi var. Evet. Ama önce şu arkamdaki ve başka şeye oturan şömineden başlamak isteriz. Evet. Bu evin ocaklığı. Normalde bu evin her odasını bir hane gibi düşünün. Yani bir ailenin kaldığı apartman dairesi gibi düşünün. Şükrü Dede her oğlunu evlendirdiğinde
odanın birini gelin, yani gelin getirip koymuş. Dolayısıyla buranlar, her odadaki ocaklık ocağın mutfak, yani yemek pişirme alanı, aynı zamanda da ısınma alanı olarak kullanılmış. Buranın şöyle güzel bir detayı var. Ben tamamen komple her şeyi yenilemekten ziyade burada yaşanmışlık, anılar, biriken birçok şey var, detaylar var, nüanslar var. Ben onları silmemeyi tercih ettim. O bahsettiğiniz ocaklığın altındaki tahtada vakti zamanında bir köz düşmüş ve bir yanıklık var. Burayı restore ederken ustalar onu çıkarıp yeni bir tahta koymaktan bahsettiklerinde ben reddettim. Hayır dedim, kesinlikle o burada kalmalı. Çünkü bu ocakta pişen yemeğin, bu hanede yaşayan insanların ruhundan bir parça, bir iz taşıyor. Benim için o yanık bu evin yara izi. O yüzden ben bu yara izini burada tutmak istiyorum dedim. Orada bir yanık izi var ve onu güzelce koruyup, ilaçlayıp, tekrardan vernekleyip kullandık. Gene kerpiç bu iç mekanda, duvarlarda kerpiç, doğal kerpiç kullandık ama boyamada kireç kullandık. Benim anneannemin evi kerpiçten bir evdi. Çocukluğum böylesi bir köy evinde geçti. Ben bu evin yapan Şükrü Dede'nin akrabası değilsem de, sonradan satın almışsam da, bu kültürel şeyler ortak miras. Yani ben kendi anneannemin kerpiç evinde de bu detaylara, bu nüanslara sahiptim. Dolayısıyla burayı yaşatırken hem bu evi yapan dedenin ve ninenin, hem de kendi anneannem ve dedemin anılarını birleştirerek harmanladım. Dolayısıyla karşınıza kireç boyalı, bakır sahanları olan, işte üstü ahşap, yanında yağdanlığı olan şirin bir köy şöminesi oldu. Yani bir taraftan dekorasyon ama bir taraftan da kültürel mirasa böyle son derece çok sahip çıkan bir ev sahibi var karşımızda. Çok önemsiyorum. Yani benim için en kaliteli malzemeyi alıp koymaktansa evin değerine, yaşanmışlığına saygı duymak daha ilk öncelik. O yüzden de daha büyük maneviyatla yaptım burayı. Çok profesyonellikle değil ama çok büyük bir maneviyatla yaptım. Şimdi bu tezgahta eskiden çok görüyorduk. Bu aslında İtalya'da normalde kaldırım taşlarında esinlenilmiş bir yöntemdir. Oradaki ustalar geliştirmiştir. Terrazzo diyoruz. Terrazzo, evet. 70'lerin çok popüler kaplamasıydı. Ama biz terrazzodansa öncelikli olarak lavabodan bahsetmek istiyoruz. Evet. Lavaboda bir hikaye var diye kesinlikle, düşünüyoruz. Kesinlikle. Burayı yaparken çok kısıtlı bir bütçeyle yola çıkmıştım. Dolayısıyla elimdeki nakite baktığımda çok da zevkime uygun bir şey bulamayacaktım. O kadar basite kaçmak da istemedim. Normalde de Koç burcu bir kadınım ve zoru severim. Ustalara bir mangal yaptığım gündü. Yan tarafta da kocaman bir kaya parçası vardı. Tabii benim kafamda sadece nasıl acaba oraya bir lavabo, ne yapabilirim, neyden olabilir diye kara kara düşünüyordum. O esnada gözüme bir kaya, öteki tarafta da mangaldaki kömür ilişti. Hemen kömürü alıp taşın üstüne çizmeye başladım. Ustayı çağırdım ve dedim ki bunun hani böyle spiralle peynir diler gibi dilebilir miyiz? Deneriz dediler. Ondan sonra hiltiyle kırabilir miyiz? Olabilir, eğer taşın özelliği hani mermerimsi bir taşsa buna müsaade ederse olur dediler. Spiralle kestik, dilimledik. O kömürle çizdiğim alan içerisinde. Sonra hiltiyle kırdık. Zımparayı çektik. Orta göbeğine delik taktık. Açtık ve yanlardan da 8'lik inşaat demirlerine matkapla delip, özel bir yapıştırıcısı var, onunla yapıştırdık. Tezgahın içine oturacak doğal taştan yapılmış bir lavabom oldu. Şimdi bana birçok insan geldi ziyaret ettiğinde diyorlar ki nasıl akıl ettin ya, nasıl fikir geldi bu sana böyle. Diyorum ki yokluktan konfor alanı insanı uyuşturuyor. Kesinlikle bu net bir şey. Tüm icatlar da öyledir ya. Aynen. Hep ihtiyaçtan cebimde param olsaydı, yeterli olsaydı ben eminim ki gidip almayı tercih edebilirdim. Ama yoklukta ve zevk de işin içine girince, hani zevkime keder bir şey de almak istemediğimden ortaya böyle güzel bir lavabo çıktı. Şimdi burada bir asma kat da var. Evet. Anladığım kadarıyla bu böyle ahşap bir merdivenle çıkılıyor ve evet, bir kiler gibi planlamışsınız. Evet, aslan oydu zaten. Tavan yüksekliğini bir loft katla kilere dönüştürmek istedim. Çünkü köylük yerdesiniz. Biz zeytini gidip de 500 gram marketten almıyoruz. Ayın karanlık yüzünde gidiyoruz, zeytinlikten topluyoruz. İki taş arasında çıtlıyoruz çocuklarımla ve bizim
20-25 kilo zeytinimiz oluyor. Ya da zeytinyağı zamanı biz zeytinlerimizi yerlerden toplayıp sıktırmaya gidip kendi yağlarımızı kendimiz üretiyoruz. Demiştim ya az önce, çocuklarımı üretimin her aşamasına dahil etmeye çalışıyorum. Benim için köyde yaşamanın birincil amacı bu zaten. Dolayısıyla bu kadar hani anneannemin istifçi derdim anneanneme. Şimdi anneanneme döndüm. Demek ki köylük yer insanı bunu yapıyor. Bunları muhafaza edebileceğim bir alana ihtiyacım vardı. Mutfak olarak da dar bir metrekareye sahip. Dolayısıyla loft katı tamamen kiler olarak kullanmak amaçlı merdivenle çıkılabilecek düzeyde bir yere dönüştürdüm. Burası dar ama kare bir alan. Evet. Dolayısıyla siz bir ada ünitesini bile buraya sıkıştırmayı aslında başarmışsınız. O yüzden aslında bence son derece kullanışlı hale gelmiş. Evet, olabileceğin en imkan müsait neye uygunsa ona uyguladım. Şimdi yan tarafta bir oda var. Evet. Bir yatak odası ama kendi içinde bir sürprizi var. Evet. Şimdi mutfakta gördüğümüz şöminenin aynısı burada da devam ediyor. Evet. Bu odada da yine böyle bir dolap var. Gömme evet. Bir dolap var. Eski evlerde çok görüyoruz bunu. Bir de ben pencereye bayıldım. Siz perdeleri de böyle aslına uygun diktirmişsiniz. Evet. Muhteşem görünüyor. Mütevaziliğini korumak istedim aslında evin. Şöminelerin içerisini normalde aktif olarak kullanmıyorum. Çünkü yangın olayından çok kaygılıyım ve korkuyorum. İki de küçük çocuğum var. Isınmayı zaten şömine sıcak ateşle yapmıyoruz. Hı hı. Rahmetli anneannemin vefat ettikten sonra bütün sinirlerini hatıra olarak ben aldım. Evin her köşesinde anneannemin sinirlerini görebilirsiniz. Çünkü sofra benim için çok kıymetli. Anlam ifade ediyor. Ocaklıkların içerisi anneannemin sinirlerinin galeri yeri gibi kullanılıyor şu an. O bahsettiğiniz dolap da yağdanlık diye geçiyor bu köyde. Köylülerle yaptığım sohbetlerde öğrendiğim oydu. İşte gaz yağı, biliyorsunuz eskiden burada gaz yağı kullanılarak aydınlanılırmış. Yağdanlık olarak kullanırlarmış. Yani gaz lambalarının yağlarının konulduğu, işte çıranın, işte kibritin konulduğu yer olarak değerlendiriyorlarmış. Ben de orayı aynı şekilde, aynı kapakları, hatta aynı menteşelerine kadar bakımını alıp, küfünü temizletip tekrardan montajını yaptım. Burada ferforjeden bir D-bed var. Evet. Ama asıl dikkat çeken şey yine buradaki tavan yüksekliğini sizin bir asma kat olarak değerlendirmiş olmanız. Bir de tabii ki de es geçmek istemiyoruz. Söylemeden evet. Edemeyeceğiz. Tavanlar. Aynen. İki tane çocuğum var. Daisy Johnson ve Aslan Patrick. Dolayısıyla bana iki yatak gerekliydi. Onların fikriydi bu aslında. Anne, burada bize bir ranza yapar mısın diye. Ben de neden olmasın dedim. Metre olarak da zaten iki çocuğun yatabileceği konumda. Portatif bir merdiven sistemi uyguladım. Yani sadece odanın ortasında kalan sabit bir merdivenden ziyade ihtiyaç halinde kenara çekilebilecek, odanın genişliğini boğmayacak seyyar bir merdiven düzeneği hazırlattım. Üst kat yatak odası olarak kullanıyoruz ama alt katta da bir yatak mevcut. Harika. Şimdi esas bizim işte bu sürpriz dediğimiz mevzu. Evet. Şimdi burada çok şık bir dolap var. Evet. Biz zannettik ki bu da bir dolap. Burada yüklük vardı İlkecim. Evin ilk orijinalinde birebir aynı bir yüklük dolabım vardı. Ama kapaklar kullanılabilecek düzeyde değildi. İç iskelet de çok fazla yıpranmıştı, çürümüştü. Aynı metraj ölçüde buraya tekrar bir yüklük dolap yaptım. Ama rahmetli Havva anneannem bana şey derdi, onun şivesiyle söyleyeyim. Biz yüklüğün bir kuyusunda yunardık akuzum derdi. Yani biz yüklüğün bir kenarında yıkanırdık akızım derdi bana. Eski insanların bu zannedersem şeymiş, yüklüğün bir kenarında bir köşesinde banyo gibi kullanılıp yıkanma olayı. Burayı yaparken üst kat balkonu da gördün zaten, yaşam alanı. Bütün manzaraya hakim, mutfak burada, her şey burada. Dolayısıyla yaşam alanına bir anneannemin tabiriyle banyo gerekliydi. Ama buraya bir duvar örmem, odayı küçültmem demekti. Ayrıyetten de evin temeline, yani ayağımızı bastığımız zemine yük bindirmem demekti. Hem matematik olarak yükü bindirmemem gerekiyordu, hem odayı daraltmamam gerekiyordu ama aynı zamanda da buraya bir banyo koymam gerekiyordu. Buna da ben de rahmetli anneannem ilham oldu. Yüklüğün içini banyo yaptım. Vallahi harikasınız. Giriş yaparken ters dubleks demiştik. Burası evin alt katı. Evet. Aslında hani zemin katmış gibi geliyor kulağa ama öyle bir şey yok.
yine son derece lebidarya bir manzaraya sahip bir alan. Burada genişçe bir salon var bu kez. Yine bir yatak odası var. Ve sonra da böyle uzunca bir banyo var arka planda. Buraya sürgü sistem kapı yaptım. Yani katlanır bir şekilde toparlanıp akordeon gibi bir tarafta hepsini tutup komple alanı terasla beraber, yani şu oturmuş olduğumuz salonu terasla bütünler ve doğanın içine alır hale geldim. Dolayısıyla bu şekilde açık alanda daha geniş, daha ferah kullanılabilir hale geldi. Arkanda gördüğün o kocaman duvardan çıkan kayalıklar aslında bu köydeki halk bu evin kurulduğu mevkiye kaya başı mevki diyor. Yani bu normalde kargo adresim değil. Resmi bir adres tabiri değil ama köylülerin buraya verdiği, bu mevkiye verdiği isim kaya başı mevki. Bunu da evin temelinde çok net anladım. Çünkü Şükrü Dede kocaman bir kayanın üzerine bu evi inşa etmiş ve bu kayalar evin herhangi bir noktasından da odaların içine dahil olmuş. Ahırda mesela tam köşede dev bir kayamız var. Evin içine girmiş şekilde. Burada dış salona taşan bir kaya var. Bunları hiltiyle kırıp yok edebilirdim. Ama ben bunu tercih etmedim. Çünkü bu doğallığı daha çok seviyorum. Dolayısıyla taş, doğa ve ev hepsi bir arada. Evet, çok güzel. Şimdi burada da yine böyle ızgaralı bir dolabımsı bir elbise dolabı. Dolap var. Evet, mesela. Elbise dolabı tasarladım. Ama burada dediğin gibi ızgara malzemesi kullandım. Evi gezerken görmüştün, bütün orijinal kapılar restore edilerek tekrar eve geri takıldı. Bu kısımda ahır vardı ama ahırın kapısı çalınmıştı. Narnia Günlükleri diye bir film var. İngiliz yapımı bir film. Ben de oğlumun adını, Aslan ismini o filmden esinlenerek koymuştum. Orada bir elbise dolabı var ve 3 tane küçük çocuk o elbise dolabından içeriye girip elbise dolabının arka tarafından da apayrı bir Alice Harikalar diyarına çıkıyorlar. Ve o diyarın kralı, o doğanın kralı Aslan. Ve İngilizler o filmde nedense Aslan olarak Türkçe isim vermişler Aslan'a. Buraya da aynı şekilde bir elbise dolabı tasarlamak istedim. Yani yeni bir kapı yapıp oraya kapı koymaktansa oğluma koyduğum, ismini koyduğum filmden esinlenip elbise dolabı tasarladım. Ama elbise dolabını açtığınızda sizi bir ahır sineması karşılıyor. Harika. Yani aslında elbise dolabı görünümlü bir sinema odası var burada. Aynen. Aslında matruşka gibi. Hani yukarı katta bir yüklük dolap var. Ama yüklük dolabı açtığınızda bir banyo karşınıza çıkıyor. Alt katta bir elbise dolabı var. Ama elbise dolabını açtığınızda karşınıza bir ahır sineması çıkıyor. Ahırlık özelliğini kaybetmek istemediğim için, benim için çok anlamlı çünkü, bir ahırın sinema odasına dönüşmesi ya da bir ahırın konforlu bir oturum alanına dönmesi, bunu hafızalardan silmek istemediğim için ismine de ahır sineması koyduk. Evet. Bu katta bir yatak odası olduğundan bahsetmiştik ama evet. Bu kez duvarlarında bir farklılık var. Tabii. Çünkü bu kez gerçek anlamıyla doğallığını korumuşsunuz ve boyamamışsınız. Olduğu gibi kerpiç duvarı öylece bırakmışsınız. Evet, mesela. Toprağın kendi rengi. Burada Esenköy diye bir köy var. Ben 15 sene o köyde resim öğretmenliği yapmıştım. O köyün özelliği cam ve plastik icat edilmeden önce bütün Muğla Ovası'na testileri, su ırbıklarını imal eden köymüş. Dolayısıyla çok bu konuda uzman kişiler, kızıl toprak nereden bulunur, pişen toprak nasıl olmalıdır hepsini biliyorlar. 4 traktör oradan kızıl toprak getirttirdim. O köyün bir diğer adı da Don't'tur. Sosyal medyada da çok geçer Don't diye bir trafik tabelası. Yayla Don't'tan da çürük samanlar toplattım ahırdan. Çünkü kerpiç sıvaların içerisine saman kullanılır. Ama o samanın çürük olması gerekiyor. Yeni saman, yeni hasat samanı sert düşüyor. Samanın bunun işlevselliği, özelliği de kerpiç içerisinde file görevi görmesi. Aynı bir saç gibi. Dolayısıyla çamurun yani toprağın dökülmesini engelliyor. Şimdi ben buraya bunu sürdüğümde kızım da oğlum da wow, Nutella gibi oldu, çikolataya benzedi dediler. Ve benim bu doğal toprak rengi çok hoşuma gitti. Dolayısıyla da burada aynı doğallığı korumak istedim ve kireçle boyama yapmadım. Mutfak kısmında ferah olması, hani beyazın saflığını, hijyenini kullanmak amaçlı yapmıştım ama burada evet toprağın doğallığını korudum.
Vallahi çok güzel. Bu evin son alanına doğru gideceğiz. Biraz orayı da konuşmak istiyoruz. Çünkü orası da en az bizi bu giysi dolabı kadar şaşırttı diyebilirim. Şimdi bu kaya parçalarının evin içine dahil olduğundan bahsetmiştiniz. Burada da aslında bir benzerini görüyoruz. Banyonun evet. içinde de var. Evet. Ama burada yine böyle dikkat çeken başka noktalar da var. Bu Ege evlerinde ya da işte Rum evlerinde çok gördüğümüz merdiven tipleri, kireçli merdivenler burada mevcut. Bir de yerdeki mozaik çok dikkat çekici ve muhteşem görünüyor. Çok teşekkür ederim. Bunda sanki bir ressam olarak ev sahibinin parmağı var diye düşündük. Birazcık. burada görmüş olduğunuz ahır sinemasının köşesinden, duvarın köşesinden çıkan kayanın uzantısı. Yani böyle bir piton yılanı gibi düşünün yani. Birbiriyle bütün gidiyor. Ben bu kayaya aşık oldum burada. Bunu yok etmek istemedim. Aslında üstüne beton dökmek de istemedim. İlk etapta düşüncem onu böyle bir merdiven şeklinde yontarak kesmek ve üzerine bir ahşap oturtmak, doğal bir kayayı merdivene dönüştürmekti. Ama bu kayayı istediğim ölçüde, kıracak güçte bir kilti bulamadım. Zamanla da yarıştığım için aceleci olmam gerektiğinden üstüne bu şekilde dediğiniz gibi Yunan evlerinin ya da Ege Akdeniz evlerinin merdiven usulü, kireç boyalı beyaz betonundan merdiven yaptım. Buradan çıkan kocaman bir kaya vardı. İki parça. O iki parçanın bir tanesi şu lavabo an oldu yine. Lavabo oldu. Aynen. Çok da seviyorum bu lavaboyu. İnanılmaz yani benden önce ben 2014'te aldım bu arsayı. Benden önce burada var olan bir şey. Ruhu ve tarihi var. Görmüş geçirmişliği var. Şu anda burada bizimle beraber bize hizmet ediyor. Dolayısıyla orada açılan yer biraz asimetrik bir şekilde ve beton olarak da duruşu hoşuma gitmediğinden oraya bir fayans mozaik çalışması yaptım. Benim de çok hoşuma gidiyor. Güney Afrika'daki bir deniz kabuğunun motifi. Altın oran simgesiyle de iliştirilebilir aynı zamanda. Renkleri de hoşuma gidiyor. Keyifle yaptım. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Burada mesela yine farklı bir lavabo tasarımının olmasının yanı sıra mesela burada bir şey yapmışsınız. Normal bildiğimiz banyo mobilyası değil de bir raf yapmışsınız. Aynen. Rafın üzerinde de işte bildiğimiz sabunluklar vesaire onları sıralamışsınız. Evet, evet. Burada bir özellik var. Bu görmüş olduğunuz evi sadece ben yapmadım. Bu evin içerisindeki bütün her şeyde elimin emeğim olduğu kadar sabunumda da aynı şekilde. Kendi sabunum, kendi imalatım ve kendi markam Soplay'di. Evimin her köşesinde bu sabunları kullanıyorum. Birebir yağlarını özel alıyorum. En doğal yağları. İçeriğindeki bütün her şeyi benim onayım ve benim vicdanımdan geçtiği için yeni doğmuş bebeğimi bile ilk banyosunu bu zeytinyağlı sabunla gerçekleştirdim. O günden bugündür 11 yıldır çocuklarım zeytinyağlı sabundan başka yıkanmaz. Vallahi sizi tebrik ediyoruz. Vallahi Burcu Hanım gerçek anlamda 10 parmağınızda 10 marifet var diyebiliriz. Çok sürprizlerle dolu bir insansınız. Yine bu bizim lavabo kadar aslında hani bu banyonun sürprizde olan bir başka detayı bence burada gördüğümüz ayna. Aslında bu bir ayna değil, bu bir tepsi. Evet, bu rahmetli anneannemin sinisi. Üst katta da bahsetmiştim. O vefat edince bütün sinilerini topladım çünkü sofra benim için kıymetli diye. Benim çocukluğum köyde bu sininin etrafında geçti. Bütün bayram sofralarım, kuzenlerim. Ben tek çocuğum. Dolayısıyla kalabalık aile ortamını ben her daim anneannemin sofrasında yaşadım. Bu sofraya baktığımda, yani bu siniye baktığımda hep işte kuzenlerimin sesi, o bayram neşesi, o atmosferi anımsıyorum, anılarımı yaşıyorum. Bunun içerisine orta göbeğinden bir ayna takıp arkasındaki boşluktan da bir led ışık taktım. Şimdi de o aynaya bakıp nasıl yaşaldığıma bakıyorum. Harikasınız. Şimdi bir kapalı banyodan geçerek geldik. Bu sefer de Amazon ormanlarındaki gibi yine böyle başka ağaç bir altında. Açık hava. Evet, açık hava banyosuyla karşılaştık. Ben şey sevmiyorum İlkeciğim. Böyle ufacık küçücük havalandırma pencerelerini sevmiyorum banyoda. O yüzden de buraya tamamen reflection camdan oluşan bir kapı koydum banyoya. Ve bu kapıyı da banyonun kendi özel müstakil bahçesine açtım. İsterseniz böyle yemyeşil,
ağaçların altında, masmavi göğün altında ya da yıldızların altında yıkanabilirsiniz. Ve ben daha çok burayı seviyorum açıkçası. Çünkü yazın en keyifli duşlar burada alınıyor. Hı hı. Çok güzel. Şimdi biz epeyce uzun bir aslında ev turu yaptık. Ama gerçek anlamda bize böyle bir seminer gibi bilgiler verdiniz. Çok, çok güzel şeyler paylaştınız. Hem taş evlere dair, hem kerpiç evlere dair, hem de bu restorasyon süreçleriyle ilgili. Umarım izleyicilerimiz de çok büyük keyif almışlardır ama ben öncelikle size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ben buraya başlarken onluk çivi neye benzer hiçbir şey bilmiyordum. Yani bu konunun ne uzmanıyım ne amatöreyim. Şu an bu kadar çabanın sonrasında artık onluk çiviyi koluma bilezik edecek dereceye geldim. İnsanlara da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten cahil cesareti diye de bir şey var. Bu aslında bir yerde insanları tetikleyen bir şey. Bir hayalleri varsa bundan asla vazgeçmesinler. Merak da varsa, üretmeye yatkın bir bünyeleri de varsa kesinlikle durmasınlar. Çok keyifli bir süreç yaşadım. Sizi de buraya kadar getirdi bu süreç. Ben de bundan çok mutluluk duyuyorum. Biz çok mutlu olduk. İlhamınız bol olsun diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün Muğla, Fethiye, Faralya köyündeydik. Bir dağın eteklerindeydik. Ama hem bir tarafımız dağ, bir tarafımız denizdi. 100 yıllık bir taş evi gezdik. Ancak ne yazık ki her zaman olduğu gibi bir ev turunun da yine sonuna geldik. Ben kapanışı yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşça kalın, mutlu kalın.